Vatandaşlık bilgisi. 1. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar, din, ahlak, hukuk, görgü kurallarıdır. 2. Hukuk kurallarını diğer sosyal hayatı düzenleyen kurallardan ayıran fark. Maddi yaptırıma dayalı olmasıdır. 3. Maddi yaptırım türleri, cebri icra, tazminat, iptal, ceza, hükümsüzlüktür. 4. Bir ülkede yetkili makamlarca konulan yazılı kurallara mevzu hukuk denir. 5. Bir ülkede uygulanan yazılı yazısız tüm hukuk kurallarına pozitif hukuk denir. 6. Yazılı kaynaklar içerisinde uygulanacak bir hükmün bulunmaması neticesinde ortaya çıkan boşluğa kanun boşluğu denir. 7. Bir somut olaya uygulanacak yazılı yazısız kaynaklarda bir hüküm yoksa hukuk boşluğu oluşur. 8. Kanun boşluğunda hakim, örf adet hukukuna bakar. 9. Hukuk boşluğunda hakim, hukuk oluşturur. 10. Bilerek ve isteyerek bırakılan boşluğa kural içi boşluk denir. 11. Kural içi boşlukta hakimin, takdir yetkisi vardır. 12. Zarar varsa zarara sebep olan tazminat öder. 13. Bir olayda suç varsa suç işleyen ceza alır. 14. Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ilke objektif dürüstlük ilkesidir. 15. Hakların kazanılmasında geçerli olan ilke subjektif iyi niyet ilkesidir. 16. Gerçek kişilik tam ve sağ doğumla başlar. 17. Kişiye eşya üzerinde doğrudan egemenlik yetkisi tanıyan hakka aynı hak denir. 18. Kişinin kazai rüşt ile ergin kılınabilmesi için 15 yaşını doldurması gerekmektedir. 19. Olağanüstü evlenme yaşı 16'dır. 20. Olağan evlenme yaşı 17'dir. 21. Kanuni erginlik yaşı 18'dir. 22. Gerçek kişiliği sona erdiren durumlar, ölüm, ölüm karinesi, gayiplik, birlikte. Ölüm karinesi. 23. Gayiplikte, ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumunda gayiplik kararının verilebilmesi için bir yıl geçmesi gerekmektedir. 24. Gayiplikte uzun süre haber alamama hali için de gayiplik kararı verilebilmesi için 5 yıl geçmesi gerekmektedir. 25. Dernekler en az 7 kişi ile kurulur. 26. Normal kişilerde ceza ehliyeti başlangıcı için 12 yaşın doldurulması gerekir. 27. Normal kişilerde tam ceza ehliyeti için 18 yaşın doldurulması gerekir. 28. Sağır ve dilsizlerde ceza ehliyeti başlangıcı için 15 yaşın doldurulması gerekir. 29. Sağır ve dilsizlerde tam ceza ehliyeti için 21 yaşın doldurulması gerekir. 30. Türk vatandaşlığının ispatında kullanılan belgeler nüfus cüzdanı, nüfus kayıtları, pasaport, pasavan, tayfa vesikasıdır. 31. Türk Anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa 1876 kanunu esasidir. 32. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olanlar, İttihat ve Terakki Cemiyeti'dir. 33. Ülkemizde sosyal devlet ilkesi ilk kez 1961 anayasasında yer almıştır. 34. Türk anayasaları içerisinde, milli egemenlik ilkesine ilk kez yer veren anayasa 1921 anayasasıdır. 35. Kadınlara milletvekili seçme seçilme hakkı ilk kez 1924 anayasasının 1934 değişikliği ile gelmiştir. 36. 1924 anayasasının 1937 değişikliği ile Atatürk ilkeleri anayasaya dahil oldu. 37. Cumhuriyet döneminde ilk kez 1946 seçimlerine birden çok siyasi parti katılmıştır. 38. İlk kez çok partili hayata geçiş denemesi 1924 yılında olmuştur. 39. Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 anayasası ile kuruldu. 40. Çift meclisli anayasalarımız 1876 ila 1961 anayasalarıdır. 41. Tek yumuşak ve tek çerçeve anayasası 1921 anayasasıdır. 42. En sert ve en kazuistik anayasa 1982 anayasasıdır. 43. Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapar. 44. 1982 anayasasına göre yasama yetkisi TBMM'ye aittir. 45. TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir yapılır. 46. Erken seçim kararını TBMM ve Cumhurbaşkanı alabilir.
47. Bütçeyi hazırlayan Cumhurbaşkanı, kabul eden yapan TBMM'dir. 48. TBMM toplantı yeter sayısı için en az 1/3 çoğunluk olması gerekir. 49. TBMM üyeleri milleti temsil eder. 50. TBMM seçimleri savaş sebebiyle bir yıl ertelenebilir. 51. Savaş hali ilan yetkisi TBMM'ye aittir. 52. RTÜK üyelerini TBMM seçer. 53. İl ilçe büyükşehir belediyeler kanun ile kurulur. 54. Anayasa değişiklik teklifi için en az 200 milletvekili imzası gereklidir. 55. Genel af ilanı için en az 360 milletvekili, 3/5 oyu gereklidir. 56. Kanun, yönetmelik, Cumhurbaşkanı kararnamesi, resmi gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. 57. Bütçe kanunlarının yargısal denetimini Anayasa Mahkemesi yapar. 58. Dünyanın ilk yazılı anayasası 1787 ABD Anayasasıdır. 59. Yasama yorumuna ilk kez yer veren anayasa 1924 Anayasasıdır. 60. İlk laik Türk Anayasası 1924 Anayasasıdır. 61. 1921 Anayasasında uygulanan hükümet sistemine meclis hükümeti sistemi denir. 62. 1. ve 2. meşrutiyeti ilan eden padişah 2. Abdülhamid'dir. 63. Milletvekili seçilme yaşı 18'dir. 64. TBMM genel oyla seçilen 600 milletvekilinden oluşur. 65. TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde 2 kez seçim yapılır. 66. Ülkemizde genel oy ilkesi ilk kez 1934 yılında yapılmıştır. 67. Türkiye Cumhuriyeti'nde gizli oy açık sayım ilkesi ilk kez 1950 yılında yapılmıştır. 68. Seçim süresince ve seçimden sonra seçim ile ilgili şikayet ve itirazları karara bağlayan yer Yüksek Seçim Kurulu'dur. 69. Temel hak ve hürriyetler kanun ile sınırlanabilir. 70. Temel hak ve hürriyetler savaş, OHAL, seferberlik gibi durumlarda durdurulabilir. 71. TBMM üyelerinin mali hakları kanun ile düzenlenir. 72. TBMM'nin denetleme yolları: yazılı soru, genel görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması. 73. Cumhurbaşkanı kararnamesi Türk hukuk sistemine ilk kez 1982 Anayasası ile girmiştir. 74. Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır. 75. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini Cumhurbaşkanı seçer. 76. Devlet Denetleme Kurulu ilk kez 1982 Anayasası ile kurulmuştur. 77. 1982 Anayasasına göre yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanına aittir. 78. Cumhurbaşkanı halk tarafından 5 yıl için seçilir. 79. Bir kimse en fazla 2 kez Cumhurbaşkanı seçilebilir. 80. Cumhurbaşkanı seçilme yaşı en az 40'tır. 81. Kanunları yayınlayan Cumhurbaşkanıdır. 82. Milletler arası antlaşmaları TBMM uygun bulur, Cumhurbaşkanı onaylar. 83. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilenler, siyasi parti grupları, 100.000 seçmen İmzası, son genel seçimlerde en az %5 oy alan partilerdir. 84. Cumhurbaşkanı ve bakanların milletvekili olma şartı yoktur. 85. TBMM Başkanı milletvekili olmak zorundadır. 86. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması Cumhurbaşkanı kararnamesi ile olur. 87. Milli güvenliğin sağlanmasından ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt savunmasına hazırlanmasından Cumhurbaşkanı sorumludur. 88. Yönetmelik ve Cumhurbaşkanı kararnamesi yürütmenin düzenleyici işlemleri arasında yer alır. 89. Bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcısı, görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanır. 90. Yönetmelik çıkarabilenler, Cumhurbaşkanı, kamu tüzel kişiler, bakanlıklardır. 91. Ülke çapında uygulanacak yönetmeliklerin yargısal denetimini Danıştay yapar. 92. Olağan dönem Cumhurbaşkanı kararnamelerinin yargısal denetimini Anayasa Mahkemesi yapar. 93. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık eden ve gündemi belirleyen Cumhurbaşkanıdır. 94.
2017 değişikliği ile Jandarma Genel Komutanı, Milli Güvenlik Kurulu üyeleri arasından çıkarılmıştır. 95. Milli Güvenlik Kurulu'nda bulunan bakanlar, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlarıdır. 96. Milli Güvenlik Kurulu'na Cumhurbaşkanı başkanlık etmediği zaman yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık eder. 97. Bütün yönetmeliklerin resmi gazetede yayımlanma zorunluluğu yoktur. 98. Cumhurbaşkanı, kanunları 15 gün içinde yayımlar. 99. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları Cumhurbaşkanı atar. 100. Rektörler Cumhurbaşkanı tarafından atanır. 101. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanına bağlıdır. 102. Devlet Denetleme Kurulu üyelerini ve başkanını atayan Cumhurbaşkanıdır. 103. TBMM adına Başkomutanlık Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. 104. Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilen yabancı temsilcileri kabul etme görevi Cumhurbaşkanına aittir. 105. Milletler arası antlaşmaları onaylayan ve yayımlayan Cumhurbaşkanıdır. 106. Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı ya da hasta olduğu durumlarda yerini Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet eder. 107. Olağanüstü hali ilan eden Cumhurbaşkanıdır. 108. Olağanüstü hal en fazla 6 ay için ilan edilir. 109. Olağanüstü hal süresi her defasında en çok 4 ay için TBMM tarafından uzatılabilir. 110. 1982 Anayasasına göre yüksek mahkemeler, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesidir. 111. Anayasa Mahkemesi Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev süresi 12 yıl olup tekrar seçilemezler, bu mahkemelerin başkanlarının görev süresi 4 yıl olup tekrar seçilebilirler. 112. Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri kanun ile düzenlenir. 113. Anayasa Mahkemesi üye sayısı 15 olup, Cumhurbaşkanı 12 üye, TBMM 3 üye seçer. 114. Adli mahkemelerce verilen kararların son inceleme yeri Yargıtay'dır. 115. İdari mahkemelerce verilen kararların son inceleme yeri Danıştay'dır. 116. Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapan Yüksek Mahkeme Anayasa Mahkemesidir. 117. Anayasa Mahkemesi, anayasa değişikliklerini sadece şekil yönünden denetler. 118. İdari yargı organları, Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi, İdare Mahkemesi. Vergi Mahkemesidir. 119. Merkezi yönetim bütçesi kapsamında kamu idarelerinin gelir gider denetimini Sayıştay yapar. 120. Yüksek Seçim Kurulu 7 asil, 4 yedek toplam 11 üyeden oluşur. 121. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul eden Yüksek Seçim Kuruludur. 122. HSK 13 üyeden oluşur, 7 üyeyi TBMM, 4 üyeyi Cumhurbaşkanı seçer. 123. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri idari yönden Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. 124. Sayıştay Başkanı'nı ve üyelerini seçen TBMM'dir. 125. HSK üyelerinin görev süresi 4 yıl olup tekrar seçilebilirler. 126. Danıştay üyeleri Cumhurbaşkanı ve HSK tarafından seçilir. 127. Yargıtay üyelerini Hakimler Savcılar Kurulu seçer. 128. Siyasi partilerin kapatılma davasına Anayasa Mahkemesi bakar. 129. Somut norma konu olan işlemler kanunlar ve Cumhurbaşkanı kararnamesidir. 130. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilme yaşı 45'tir. 131. Memur atama işleminin iptali istemiyle açılan dava idari yargı tarafından karara bağlanır. 132. Köy işlerini bütün köylülerin birleşerek yapmasına imece adı verilir. 133. Köyde bulunan bütün seçmenlerin oluşturduğu kurula köy derneği adı verilir. 134. Köy İçişleri Bakanı kararı ile kurulur. 135. Nüfusu en az 150 en çok 2000 olan yerlere köy denir. 136. Belediye Başkanı seçilme yaşı 18'dir. 137. Belediye Başkanı halk tarafından seçilir, görev süresi 5 yıldır. 138. Belediye Başkanını geçici olarak görevden uzaklaştıran İçişleri Bakanı. Kesin olarak görevine son veren Danıştay'dır. 139. Belediyeler Cumhurbaşkanı kararı ile kurulur. 140. Belediye İdaresinin Organları. Belediye Başkanı, Yürütme Organı.
Belediye Meclisi, karar organı. Belediye Encümeni, danışma or. 141. Köy muhtarının ve köy ihtiyar heyetinin görev süresi 5 yıldır. 142. Yetki genişliği ilkesi illerde valiye tanınmıştır. 143. Kamu Denetçiliği Kurumu, TBMM Başkanlığına bağlıdır. 144. Bir yerde belediye kurulabilmesi için nüfus en az 5000 ve üstü olmalıdır. 145. Büyükşehir Belediyeleri kanun ile kurulur. 146. Büyükşehir Belediyesi'nin kurulabilmesi için nüfus 750 bin olmalıdır. 147. Memurlara verilen disiplin cezaları. Uyarı. Kınama. Aylıktan kesme. Kademe ilerlemesinin durdurulması. Meslekten men edilmektir. 148. İdari bütünlüğü sağlayan araçlar, hiyerarşi idari vesayettir. 149. Yerel, mahalli yönetimler. İl özel idaresi. Belediye idaresi. Büyükşehir belediyesi. Köy olarak ayrılır. 150. İl özel idaresinin organları. Vali, yürütme organı. İl genel meclisi, karar organı. İl encümeni, danışma organı. 151. Aday memurluk süresi en az 1 yıl en çok 2 yıl olarak belirlenmiştir. 152. Yargı yetkisi millet adına tarafsız ve bağımsız mahkemelere aittir. 153. Cumhurbaşkanı Bakanlar Milletvekilleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Meclis önünde ant içer. 154. Bir kimsenin vasiyetname düzenleme yaşı 15'tir. 155. Atatürk ilkeleri, anayasa metnine 1937 yılında dahil oldu. 156. 1982 anayasasına göre en az bir milletvekili kanun teklifinde bulunabilir. 157. 1982 anayasasına göre Cumhurbaşkanı seçimlerinde ilk seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday olmazsa ikinci seçim izleyen pazar günü yapılır. 158. Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla TBMM'nin üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. 159. TBMM üye tam sayısının 3'te 2'sinin gizli oyu ile Yüce Divan'a sevk kararı alınabilir. 160. TBMM seçimlerinin yenilenmesine en az 360 milletvekili karar verir. 161. Milli Güvenlik Kurulu ilk kez 1961 anayasasında yer almıştır. 162. Milli Güvenlik Kurulu 2 ayda bir toplanır. Milli Güvenlik Kurulu'nun askeri üyeleri Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanıdır. 163. Cumhurbaşkanı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde genel seçimlere bir yıldan daha fazla süre varsa Cumhurbaşkanlığı seçimi makamın boşaldığı günden sonra gelen 45 gün içindeki son pazar günü yapılır. 164. Genel seçimlere bir yıl veya daha az süre varsa makamın boşaldığı günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü TBMM seçimiyle birlikte yapılacaktır. 165. Devlet Denetleme Kurulu tarafından yargı organları denetlenemez. 166. Anayasa değişiklikleri ve kanunların şekil bakımından anayasaya uygunluğunun denetimi için kanunun resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 10 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılabilir. 167. Kanunların esas bakımından anayasaya uygunluğunun denetimi için kanunun resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 60 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılabilir. 168. İdarenin mal edinme yöntemleri kamulaştırma, istimval, geçici işgal ve devletleştirmedir.